Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır Türk izleyicisinin nabzını tutan ATV, milyonları ekrana kilitleyen fenomen yapımlara imza atmayı başardı. Aralarında öyle diziler var ki izleyicinin aklından çıkmayan hikayelere ve oyunculara ev sahipliği yaptı. Biz de bu hafta sokağa çıktık ve ATV izleyicisine işte bu nostaljik yapımları sorduk ve bakın hangi cevapları aldık. Feel my way through the darkness. Baba! Sen karışma Melia! Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Burayı da çok sevdiler, birbirlerini de. Ya ben panik atak hastasıyım. Bunu bilmiyor musun? ATV ekranında bugüne kadar hafızalara kazınmış onlarca yapım yer aldı. Peki bunlar arasında izleyicide en büyük etkiyi bırakanlar acaba hangileri oldu? İşte cevaplar. Ezel ve Avrupa Yakası var, özellikle Avrupa Yakası. Burhan Altıntop karakteri özellikle. Yani Burhan Altıntop ve Volkan Sütçüoğlu. Yani onları hani severek izliyordum. Avrupa Yakası elbette. Tanrı yerdi oğlum, söylesene ya. Oğlum yardıma ihtiyacım var ya oğlum. Niye bana yardım etmiyorsun? Hadi Tanrı yerdi ya. Abi böyle bir sorunun cevabı yok. Nereden kız bulunur? Böyle bir şey yok ya. Sen hangi kaynağı kullanıyorsun kız bulmak için oğlum? Onu diyorum ya. Abi öyle belirli bir kaynak yok. Lan! Yalancı köylü! Sürekli yanında bir kız dolaşıyorsun. Sürekli yanında kız var. Yıllardır hiç boşta kaldığın yok. Nereden buluyorsun lan? Neresi orası? Neresi desene ya? Senin de beş mutfakta canlı şeyler var ya. Gerçekten mi? Mark mı acaba? Hayır, gübe. Ondan sonra bakteri, diğer doneler, hepsi yani, hepsi içeride. Söylemesi ayıp. Ne zamandır temizlenmiyor bu mutfak? Kara para aşk. Kaçak var, kaçak dizisi. Senaryosu iyiydi, bir de efektleri falan iyiydi. Yani o yüzden aklımda yer etti. Sıla, Asmalı Konak. Selena, yani o döneme göre bilim kurgu sal olarak gayet güzel bir diziydi. Sıkıştıklarında el ele tutuşarak Selena Selena diye çağırıyorlardı. Selena da bir an ortalarında geliyordu. Efendim kızlar diyordu. Yani hatırladığım bu kadar. Hadi hemen Selena'yı çağıralım. Tamam. Selena. 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 Selam kızlar. Sorun nedir bakalım? Selena Zülfikar abi o çocuğu öldürmemiş. Sadece bir tuzak kurmuşlar. Çocuk yaşıyor bak. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Ne olacak? O kıvılcımcağız Selin'in şampuanına tutkal koymuş. Sonra da saçları böyle oldu tabii. Herkes de dalga geçiyor. Anlaşılan kıvılcım ufak bir ders hak etti. Ezel bugüne kadar yayınlanan yapımlar arasında izleyicinin en farklı yere koyduklarından. Aklımda yer edinen dizi Ezel. Ezel dizisi var. Onu izliyordum her düzenli, her hafta boyunca. Yani televizyonun başında kaçırmıyordum daha doğrusu. Ezel var. Ezel dizisi. Allah kahretsin ki abi. Yeter. Yeter, çekil önümden. Hayır. Kamil. Sen hala görmüyor musun? Senin o kurtarmaya çalıştığın herif var ya. Öldü. Artık onun adına ahkam kesmeyin bana. Hanginiz yaşadı onun yaşadığını ha? Artık beni bir oraya bir buraya çekmeyin. Dayı. Gelmedi. Haklıymışsın. Sen bize gel o zaman. Sen bize geri gel dayı. Peki izleyicinin gönlünde Ezel'i bu denli özel yapan acaba ne? Senaryosu, kurgusu çok iyiydi. Ayrıca oyunculuklar da güzeldi. Daha çok Ramiz dayı tabii. Her zaman herkesin olduğu gibi. Ezel'in racon kesme sahneleri daha çok. Öyle yani. Ya işte kabadalık var, mekanlar güzel, olay döngüsü değişik. Oyuncuları seviyordum zaten ilk başta. Kemal İmizaroğlu olsun. Yani güzel oyunculardı çıkız. Senaryosu çok iyiydi. Kadrosu çok güzeldi. Çok severek izledim. Bilmeyene anlatılmaz yeğen. Anlatılmaz. Kurumuştum. Kararmıştım. Sonra geldi. Nefesini üfledi bana doğru. Yaşa artık benimle dedi. Bilmeyene anlatılmaz ya. Çocuk her şeyi değiştirir. İzleyicinin geçmiş yıllarda keyifle izlediği yapımlar şimdi A2 ekranında yeniden sevenleriyle buluşuyor. A2'de
nostaljik dizilerin yayınlanmış olması beni mutlu ediyor. Valla böyle dizi, eski dizileri tekrardan izlemek güzel. Yani güzel oluyor, televizyon açtığımızda alternatif oluyor, iyi oluyor. Ya eski dizileri tekrar tekrar izlemek gerçekten güzel bir şey. Hatta televizyonun başına geçtiğim zaman ilk önce aradığım şey onlar oluyor benim. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. İzleyici bağ kurduğu nostaljik dizilere televizyon başında ve gerçek yayın kalitesinde ulaşabiliyor. Yani unuttuğumuz dizileri tekrardan, hani bize bunu sağladığı için güzel. Eski dizilerin tekrar televizyonun başında olması güzel bir şey tabii ki de. Ya Avrupa Yakası olsun, Ezel olsun veya başka diziler olsun. Yani tekrardan A2'de görmüş oluyoruz. Yani o fırsatı bize sunuyor A2. Harika buluyorum. Avrupa Yakası'nı tekrar izlemek mesela oldukça iyi. Çocukluğumu hatırlarım. Yani bence çok güzel bir kanal olmuş. Bir de ben mi denesem acaba? Çünkü kedi, köpek, bebek, Tamagotchi, bilgisayar üzerindeki ekran koruyucu balık hepsi beni sempatik bulurlar. Sen mi uyutacaksın bebeği? He, ne bileyim. Belki annesi zanneder beni. Dostlarım feminin bir elektrüm olduğunu düşünüyorlar. ATV'nin genelde bütün dizileri severek izliyorum dizilerini. Yani senaryo da çok güzel yazılıyor. Eski dizileri görüyoruz. Yani yine aklımıza geliyor eski şeyler. Unutmuyoruz. Eski dizilerde aldığı tatı yeni dizilerde bulamayan insanlar için gayet güzel bir kanal olmuş. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim olur yaşasın. Seni gül gibi öpe koklayan gözüm. Bugünkü aklımı severim şimdi.